Donanım Haber'den herkese selamlar. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu videoda sizlerle birlikte Tekno markasının gelişmiş olduğu bir katlanabilir telefona yakından bakacağız. Bu telefon dikey formda katlanabiliyor ve bu şekilde telefonu bizler kullanabiliyoruz. Katlanabilir olması nedeniyle de farklı avantajları bizlere sunabiliyor. Genel kullanımda büyük avantajlara sahip olduğunu söyleyebilirim. Özellikle şu küçük ekranda birlikte çok fazla özelleştirmeler yapabiliyoruz. Hadi gelin telefonun detaylarına yakından bakalım. Her zaman olduğu gibi kutu içeriğiyle başlamak istiyorum. Kutudan ürünümüzün kendisi, kılıfı, 45 watt gücündeki adaptörü, kablosu, stickerlar ve VIP kart çıkıyor. Kutu içeriği genel olarak bu şekilde. Oldukça dolu bir kutu içeriğine sahip olduğunu söyleyebilirim. Biliyorsunuz farklı markalarda katlanabilir formda telefon almak istediğinizde şöyle detayla karşılaşıyorsunuz. Telefonun kutusundan adaptör çıkmıyor. Burada Tekno markası hem kutunun yapısına baktığımızda özel bir kutu geliştirmiş. Yani çok sade bir kutuyla karşılaşmıyoruz. Şimdi kutu içeriği açısından bakıldığında telefonu aldıktan sonra gayet yeterli bir deneyim sunan kutu içeriğiyle karşılaşıyorsunuz. Özellikle bu tarz formdaki telefonlara kılıf çok önemli. Direkt olarak telefonun kutusundan böyle bir kılıf çıktığı için genel kullanımda da kullanıcılara avantajlar sağlıyor. Sıra geldi tasarım hakkında konuşmaya. İlk olarak sizlere dış ekrandan bahsedeceğim. Burada yuvarlak bir yapıyla karşılaşıyoruz. Yuvarlak yapımızın içerisinde de bir ekran var. Bu ekran 1.32 inç büyüklüğünde ve çeşitli kontrolleri yapmamızı sağlıyor. Mesela telefonun menüsü arasında geçişler yapabiliyoruz. Hava durumuna tıklayabiliyoruz, kamera erişim sağlayabiliyoruz. Takvim var, özelleştirmeler var. Saat yüzeyini istediğiniz şekilde özelleştirebiliyorsunuz. Bu detaylar burada sizlerin karşısına çıkıyor. Haberiniz olsun, özelleştirme açısından oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Ve benim çok sevdiğim bir şey var bu tarz dikey katlanabilir telefonlarda. Bizler selfie çekilmek istediğimiz zaman arka kamera kalitesiyle selfie çekilebiliyoruz. Nasıl yani? Buradaki ekrandan kamerayı tıkladığımızda kamera bölümü açılıyor. Ve bizler bu arka kısımdaki kameraları kullanarak, yani telefon aslında ana kamerasını kullanarak selfie çekebiliyoruz. Her zaman biliyorsunuz ön kamera ile arka kamera arasında bir performans farkı oluyor ve arka kameralar telefonun ön kamerasından daha başarılı oluyor. Bu deneyim bu telefonda da geçerli, diğer telefonlarda olduğu gibi. Sizler arka kamera kalitesiyle hem geniş açı hem normal modda hem fotoğraf hem de video kayıtları alabiliyorsunuz. Bu detaylar kullanıcılara sunabiliyor. Katlanabilir formlu olduktan sonra şu küçük ekranda gerçekten keyifli vakitler geçirebildiğinizi söyleyebilirim. Ve ufak bir ekleme de yapmak istiyorum. Burada kullanılan panel AMOLED bir panel. Gördüğümüz şeyler oldukça iyi görünüyor. Peki iç ekranımız ne durumda? Burada 6.9 inç büyüklüğünde bir ekranla karşılaşıyoruz. Dikey formda olan bir telefon ve farklı markalarda da gördüğümüz gibi dikey formda olmasından dolayı biraz daha en boy oranı açısından diğer telefonlara kıyasla farklı bir telefon. Yani alışmanız biraz gerekebiliyor, bunu sizlere söyleyeyim. Ben böyle bir telefonu yaklaşık 2 yıl kadar kullandım. Farklı modeller kullandım. Ve alışma sürecim yaklaşık 1 gün ya da 2 gün sürmüştü. Sonrasında gayet rahat bir şekilde alışabiliyorsunuz. Tabii şöyle bir durum da söz konusu. Bu telefonda bir katlama izi olayı var. Şimdi katlama izi aslında çok kendini belli eden bir şey değil. Ancak sizler oraya kendinizi taktığınızda ve burada ne var diye odaklandığınızda katlama izini hissediyorsunuz. Ancak genel kullanım yaptığınızda katlama izi sizleri kötü bir deneyim sunuyor. Yani katlama izini hissetmiyorsunuz. Ben uzun süre böyle bir telefon kullanmış biri olarak ki bu telefonu test ettim, herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadım. Bazı kullanıcılar şey diyor, ekranın ortasından elimi geçirdiğimde oradaki ufak boşluğu hissediyorum. Bu normal bir detay çünkü bu kısım görüyorsunuz katlanabiliyor, yani katlanıyor ve kapanıyor. Bunu açtığımızda illaki burada bir katlama izi olacak. Zaten bu telefonda da karşımıza çıkıyor. Bence kötü görünen bir detay değil ama çoğu kullanıcı merak ediyor. Ben de sizlere bunu anlatmış olayım diyorum. Ve kamera olarak baktığımızda burada bizlere delikli çelikli ön kamera tasarımı sunulmuş. Tam ekran deneyimini daha güzel bir şekilde yansıttığını söyleyebilirim. Çerçevesel oranla bakıldığında da yine gayet iyi göründüğünü düşünüyorum ben. Ve telefonun sağ tarafına gelelim. Burada ses ve güç butonunu görüyoruz. Güç butonu her zaman olduğu gibi parmak izi okuyucusu desteğine sahip. Katlanabilir formdaki telefonlarda ek ana parmak izi okuyucusu görmek biraz zor bir mesele. Genelde üreticiler parmak izi okuyucusunu gidiyorlar, güç butonu üzerine entegre ediyorlar. Gayet hızlı bir şekilde çalışıyor, bunu söyleyebilirim. Sizler isterseniz yüz tanıma desteğiyle birlikte yüzünüzü tanıtarak da telefonu uyandırabiliyorsunuz. Bu destek bu telefonda kullanıcılara sunulmuş durumda. Telefonun sol tarafında başka herhangi bir şey bulunmuyor. Alt tarafa geldiğimizde ise Tip-C portu.
ve hoparlör diliyle karşılaşıyoruz. Bu telefon DTS destekli seri hoparlörle birlikte geliyor. Peki malzeme olarak bu telefonda hangi malzemeye yer verilmiş? Arka tarafa baktığımızda deri bir malzemeyle karşılaşıyoruz. Hisset olarak deri gibi görünen bir malzeme ve dokunduğunuzda telefonun premium algısını sizlere hissettiriyor. Bu telefon Tecno'nun premium amiral gemisi telefonlarından bir tanesi ve marka bu şekilde duyurdu bu telefonu. Yani hisset açısından premium hissettirmesi önemli çünkü telefon diğerleriyle kıyaslandığında burada bizlere daha farklı deneyimler sunuyor. Çünkü bu telefon bakın dikey formda olan yani katlanabilir bir telefon. Yani bu açıdan bakıldığında ben malzemesini gayet iyi hissettiğini düşünüyorum. Çerçeveler kısmına baktığımızda alüminyum malzemeyle karşılaşıyoruz. Bu da yine beklediğimiz şeylerden bir tanesi. Ve ek olacak şekilde burada bir kaplama mekanizmamız var. Şu görmüş olduğunuz kısım. Burada da marka çelik bir malzemeye yer vermiş. Çelik malzemeye yer vermesi önemli. Çünkü bu telefonun odağı katlanabilirlik olması ve sağlamlığı da bizlere sunması gerekiyor. Bu sağlamlık bu malzemeyle birlikte kullanıcılara sunulmuş durumda. Ben hisset açısından telefonun hem kullanılan malzemesinin ve genel yapısıyla birlikte gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. Peki ağırlık tarafında bu telefon kullanıcılara nasıl bir deneyim sunuyor? Telefonumuzun ağırlığı 194 gram. Açıkçası şunu söyleyeceğim. Telefonu bu şekilde kullandığınızda gayet normal bir telefon kullanıyormuş hissiyatıyla karşılaşıyorsunuz. Herhangi bir sorun kesinlikle söz konusu değil. Kullanımı gayet kolay. Ağırlık açısından, ergonomi açısından bir sorun söz konusu değil. Ama dediğim gibi en boy oranına biraz alışmanız gerekiyor. Eğer normal bir telefondan katlanabilir formdaki, dikey katlanabilir formdaki bir telefonu geçiyorsanız. Ve diyelim ki telefonu katladınız. Bu şekilde kullanacaksınız. Bu şekilde kullanımı da oldukça kolay. Zaten kutudan çıkan kılıfı görüyorsunuz. Şurada parmak geçirmek için güzel bir kısım var. Bu şekilde de taşıyabilirsiniz. Ek olarak genel kullanım yaptığınızda parmağınızı yine buradan geçirerek telefonu sabit bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Ya ben genel olarak ergonomisini telefonum beğendim. Sıra geldi ekran özellikleri hakkında konuşmaya. Telefonun dış ekranı 1.32 inç büyüklüğünde ve 466x466 çözünürlüğünde 60 Hz tazeleme hızına sahip olan bu küçük ekran maksimum 800 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Ekran özelliklerine baktığımızda ekran oldukça dolu. Bir kere AMOLED panelle birlikte geliyor ve canlı renkleri, gerçek siyahları bizlere sunabiliyor. Parlaklık seviyesi de ekran boyutu nedeniyle gayet iyi. Ve sizler bu küçük ekranla birlikte kişiselleştirebilir saat yüzeyini buraya ekleyebiliyorsunuz. Bunun dışında kamera, alarm, hava durumu, ajanda ve Bluetooth ürünlerin bağlantılarını da buradan kontrol edebiliyorsunuz. Yani telefon aslında işleri kolaylaştırma açısından burada kullanıcılara gerçekten faydalı bir deneyim sunuyor. Kamera modu dedik yani kamerayla nasıl bizler bu ekranı kullanıyoruz? Ekran üzerinden kamerayı aktif ettiğinizde ve telefonu kullandığınızda şöyle bir deneyim sizlerin karşısına çıkıyor. Şimdi diyelim ki kamera menüsüne girdiniz. Kamerayı başlattınız ve dış ekrandan ön izleme diyeceksiniz. Bunu aktif ettiğinizden dış ekrandan kendinizi görebiliyorsunuz ve ona göre bir poz verebiliyorsunuz. Bu telefon bu destekle birlikte geliyor. İlk olarak bu şekilde fotoğraflar çekebilmek de mümkün. Böyle koyduğunuzda arka kameradan da kendinizi çekebilmek mümkün ve buradaki ekrandan bunu görebiliyorsunuz. Bunun dışında bu tarz telefonlarda sevdiğim bir şey var. Şu deneyim. Aklımıza profesyonel kameralar gelebilir. Evet gelmeli de bence. Çünkü bu telefonu bu şekilde tuttuğunuzda video çekimleri çok daha kolay hale geliyor ve deneyimsel açıdan kötü bir deneyim sunmadığını söyleyebilirim. Yani kamerayı sanki böyle gerçek bir kamera gibi kontrol edebiliyorsunuz. Şu tutuş, şu hissiyat gerçekten oldukça başarılı. Peki iç ekrana geldiğimizde nasıl bir deneyimle karşılaşıyoruz? Buradaki ekran 6.9 inç büyüklüğünde, yine AMOLED bir panele sahip, 1080x2460 çözünürlüğünde ve keyifli vakitler geçirmenizi tabii ki sağlıyor. Renkler gayet parlak ve canlı. AMOLED panel olduğu için zaten siyahlar gerçek siyah. Sosyal medya platformlarında bir şeyler izlerken sizler gerçekten keyifli vakitler geçirebiliyorsunuz. Peki parlaklık değerimiz nedir? Bu ekran maksimum 1000 nit seviyesine ulaşabiliyor. Bu da güneş altı kullanımlarda ekranı rahat bir şekilde görüntüleyebileceğimiz anlamına geliyor. Peki tazeleme hızı ne durumda? Bu ekran 120 Hz tazeleme hızı destekli. Ancak şöyle bir durum söz konusu. Kendisi gerektiği zaman sizler isterseniz 10 Hz ile 120 Hz arasında değişimler yapabiliyor. Ve bu değişimleri sayesinde daha uzun ekran süreleri elde edebiliyorsunuz. Kendisi gerektiği zaman 120 Hz sizlere aktif ederek akıcılığı sunuyor. Sabit görüntüye geldiğinizde ise 10 Hz'e kadar düşerek daha az güç harcamasını sağlıyor. Bu şekilde telefonu günlük kullandığınızda tabii ki rahat rahat bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Yani batarya konusunda da kullanıcıya avantaj sağladığını söyleyebilirim. Ufak bir ekleme de yapmak istiyorum. Ekran DisplayPort Link komutunun %100'ünü destekliyor. Katlama hızı konusunda yeniden parantez açmak istiyorum. Aslında az önce bahsetmiştim ama bu kısım bence sorun olmayacak bir kısım. Sizler dediğim gibi buraya odaklanmadığınız sürece sizlerin canını sıkacak bir detay söz konusu değil. Evet, ekranı şu şekilde parmağınızı yaptığınızda
o geçiş kısmını hissediyorsunuz ama yani bu belli bir süre sonra alıştığınız bir hale geliyor ve sizlere kötü bir hissiyat vermiyor. Ben bu tarz telefonları dediğim gibi uzun süre kullandım. İlk modellerini kullandım hatta farklı markalarda. Ve böyle bir durumda bence sorunla karşılaşmayacaksınız. Evet, katlama izi hem kapalı ekranda hem de bazı durumlarda açık ekranda kendini belli ediyor. Ama çok belli eden ya da kullanıcı rahatsız eden bir durum kesinlikle söz konusu değil. Benim bu taraftaki görüşüm bu şekilde. Peki ekran katlama konusunda ne kadar dayanıklı? Marka bu telefonun ekranına 200 bin kez katlama testi uygulamış. Yani telefonu açmışlar, bu şekilde 200 bin kez kapatmışlar ve herhangi bir sorunla karşılaşmamışlar. Tekno burada kullanıcılara da şunu söylüyor. Günlük 100 kere katlama yaptığınız yani ekranı kapattığınızda ortalama 6.8 yıllık bir kullanım yapabiliyor musunuz bu ekranla birlikte? Zaten günlük 100 kere aç kapa durumuna baktığımızda aslında gayet yeterli bir süre olduğunu görebiliyoruz ve bir kullanıcının ihtiyacını çok uzun süre karşılayabilecek bir ekrana karşılaşmış oluruz. Ve kullanıcıların en fazla merak ettiği kısımlardan bir tanesine değinmek istiyorum. Bu kısım Netflix tarafı. Bizler bu telefonla birlikte Netflix'e giriş yapabiliyoruz ve L1 kodeyi sayesinde tam kalite içerikler tüketebiliyoruz. Tam kalite içerikler ne demek yani? Bu telefonu L3 kodeyle karşılaşsaydık bu güzel ekranla birlikte 480p çözünürlüğünde bir deneyimle karşılaşacaktık. Şu an böyle bir durum söz konusu değil. Bizler bu telefonu kullandığımızda L1 kodeyle birlikte tam kalite içerikler tüketebiliyoruz. Bunun da yanı sıra bu telefonu sizler bu şekilde kullandığınızda farklı özelleşmeleri de yapabiliyorsunuz. Yani üst bölüme bir uygulama yatarak da yine kontrollerinizi yapabiliyorsunuz. Bu WhatsApp görüntülü görüşmesi için geçerli. Yine farklı uygulamalarda böyle entegrasyon detayları mevcut. Yani katlanabilir formda olmasından dolayı sizlere avantajları da yaşatabiliyor. Benim ekran konusunda düşüncelerim genel olarak şu şekilde olacak. Bu telefon bence ekran konusunda kullanıcının beklentilerini karşılayabiliyor. Şimdi sıra geldi cihazın güç aldığı donanımlara yakından bakmaya. Burada bizlerin karşısında MediaTek'in geçmiş olduğu Dimensity 8050 işlemcisi çıkıyor. Bu işlemci 6 nanometre üretim aşamasından geçmiş ve GPU tarafında Mali G77 MC9'u görüyoruz. Bu işlemciyle 8 GB RAM 256 GB'lık depolama alanı eşlik ediyor. Cihaz ek olarak UFS 3.1 teknolojisine de sahip. Sizler eğer bu cihazı özelleştirmek isterseniz RAM tarafına sanal RAM eklemesi de yapabiliyorsunuz. Artı 8 GB'lık bir sanal RAM eklemesi bu telefonda kullanıcılara sunulmuş. Sizler ayarlar bölümü üzerinden giderek oradan sanal RAM yükseltmesini yapabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Peki bu cihazın işlemcisi nasıl bir performans sunuyor? Aslında bizler bu işlemciyi daha uygun fiyatlı cihazlarda görmedik değil, gördük. Farklı markalarda da gördük, Tekno tarafında da gördük ve sorunsuz bir deneyim sunduğunu açıkçası söyleyebilirim. Herhangi bir kasma donma takılma sorunu söz konusu değil. Oyunlara girdiğinizde yüksek performansla karşılaşabiliyorsunuz ki örnek vermek gerekirse PUBG Mobile'da grafikler en yüksek olacak şekilde HDR, kare hızı aşırı yüksek olarak ayarlanabiliyor ve bu şekilde oyunlarınızı rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Baktığınız zaman bu ayarlar oldukça yüksek. Sizler ayarları özelleştirdiğinizde düşürdüğünüzde rekabetçi oyuncuysanız yine burada yüksek performansla karşılaşabiliyorsunuz. Ben performans konusunda aklınızda herhangi bir soru işareti olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü telefonun fiyat ve performans odaklı bakıldığında gayet iyi bir konumda olduğunu düşünüyorum. Peki bizler bu işlemci kıyaslamak istersek nasıl kıyaslayabiliriz? Sizler şu an ekranda bu cihazın hem Geekbench hem de Antutu tarafından almış olduğu skorları görüyorsunuz. Farklı cihazların işlemcileriyle kıyaslamak isterseniz bu skorları kullanabilirsiniz. Şimdi sıra geldi telefonun kameraları hakkında konuşmaya. Arka tarafa baktığımızda iki tane kamerayla karşılaşıyoruz. Ana kameramız 64 megapiksel çözünürlüğünde ve çok özel bir sensörle birlikte geliyor. Birazdan buna parantez açıyor olacağım. Yardımcı kameramız 13 megapiksel çözünürlüğünde. Ultra geniş açı kamerası olarak geçiyor. Yani geniş açılı fotoğrafları ve videoları bu şekilde bu telefonun kamerasıyla çekebiliyoruz. Ön tarafa geldiğimizde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bizlerin karşısına çıkıyor ve telefonun ön tarafında çiftli flash var. Yani telefonun ön kamerasını kullandığınızda aydınlık olmayan ortamlarda flash aktif ederek yüzünüzü daha aydınlık bir şekilde kayıt altına alabiliyorsunuz. Videolarda ve fotoğraflarda sizler bunu kullanabilirsiniz. Peki ana kameradaki sensör neden önemli? Bizler burada RGBV sensörüyle karşılaşıyoruz. Bu da düşük ışıklı ortamlarda ayrıntılı ve canlı fotoğraflar çekmemize olanak sağlıyor. Çekim sonuçları da gayet başarılıydı. Bunu sizlere söyleyebilirim ki bizler bu sensörü Tekno'nun farklı modelleri görmüştük. Nasıl görmüştük? Tekno'nun diğer cep telefonu serilerinde bu sensörler kullanılmıştı ve önceki modellerle kıyaslama yapıldığında gerçekten sonuçların gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. Bu telefonda gayet sensör güzel işler yapabiliyor. Daha fazla ışık alabildiği için de aydınlık ve canlı sonuçları sizlerle buluşturabiliyor. RGBV sensörü bu tarafta gerçekten gayet başarılı. Katlanabilir form olması dışında kamera konusunda bence Tekno kafayı yormuş bu telefona, bu kamerayı entegre etmiş. Peki kamera ile birlikte neler yapabiliyoruz? Şimdi bu kamera
özelleştirme açısından çok mantıklı bir kamera. Neden? Çünkü telefonumuz katlanabilir formda. Bir kere şu şekilde çekimlerimizi yapabiliriz. İkinci kısım da şu şekilde. Kamerayı açtığımızda bakın şu an sizler görüyorsunuz. Alt tarafta kamera menüsü, üst tarafta ise kamera ekranını görüyoruz. Yani kameranın çektiği kısmı görüyoruz. Buradaki kısma tıkladığında mesela şu an kapak ön izlemesi de açıldı ve kapak tarafında da bizler kamerayı kullanabiliyoruz. Bu telefonu video çekmek için kullandığınızda şu yapı sayesinde herhangi bir yere koyduğunuzda tripod gibi de kullanabiliyorsunuz ve kendinizi rahat bir şekilde çekebiliyorsunuz. El hareketleriyle çekime girmek de mümkün oluyor. Bu detay zaten arka tarafa baktığımızda da karşımıza çıkıyor. Çünkü burada ön izleme detayı var. Poz vermek istediğinizde, ön kamera dışında arka kameranın kalitesinden faydalanmak istediğinizde yine bu detayı kullanmak kullanıcılar tarafında mümkün. Avantajlı bir şey olduğunu söyleyebilirim. Katlanabilir telefonlarda zaten bizlerin beklediği şeylerden bir tanesi. Hem Tecno Phantom V Fold modelinde hem de V Flip modelinde bu detay kullanıcılara sunulmuş durumda. Bunun dışında kamera modları hakkında konuşacak olursak video tarafına geldiğimizde mesela arka planı bulanık videolar çekebiliyoruz. Yani portre videolar çekebilmek mümkün. Video kalitemizde maksimum 4K 30 FPS arka kamerayla birlikte telefonda o isteği bulunmuyor. Haberiniz olsun. Geniş açı ve 2x olacak şekilde çekimlerinizi de yapabiliyorsunuz. 1x'in dışında film modu var. Zaten bizlerin artık teknolojik telefonlardan bildiği bir şey. Buradaki kategorilere uygun çekimler yaptığınızda telefon sizlere güzel bir video sunuyor. Normal kamera moduna geldiğimizde ise yapay zeka detayıyla karşılaşıyoruz. Buradan yapay zeka detayını aktif edebiliyoruz. Portre kısmımız var. Arka planı bulanıklaştırma, yüz güzelleştirme detayları buradan aktif edilebiliyor. Süper gece var zaten. Sizler de biliyorsunuz gece fotoğraflarına daha iyi sonuçların karşımıza çıkmasını sağlıyor. Diğer bölümünde ise farklı özelleştirmeler var. Mesela gökyüzü mağazası. Fotoğraf çektiniz, arka planı beğenmediniz. Gökyüzü mağazı sayesinde yani gökyüzünü beğenmediğiniz durumda direkt gökyüzüne farklı renkleri atayabiliyorsunuz. İkili video detayımız var, süper makro detayımız var. Buradan özelleştirmelerinizi yaparak bu telefonun kamera modlarını kullanabilirsiniz. Kamera konusunda oldukça dolu dolu olduğunu söyleyebilirim. Hadi gelin şimdi birlikte çekmiş olduğumuz fotoğraf ve örneklerine yakından bakalım. Sıra geldi batarya hakkında konuşmaya. Telefonun içerisinde 4000 mAh büyüklüğünde bir batarya bulunuyor. Bu batarya kutudan çıkan 45 watt'lık adaptörle birlikte şarj edilebiliyor. 4000 mAh'lik batarya kapasitesi şöyle söyleyeyim, kullanımınıza göre şekilleniyor. Bazı durumlarda bir günü çıkartabiliyor ancak çok yoğun kullanım yaptığınızda bir günü çıkarmayabilir. Benim deneyimlerim bu şekilde oldu. Evet, hızlı şarj tarafında bizler 15 dakika gibi bir sürede %50 seviyesine ulaşabiliyoruz ama yani burada şöyle bir durum söz konusu. Genel kullanım yaptığınızda bir günü çıkarma konusu sizlerin kullanımları fazlasıyla önemli. Çok yoğun oynarsanız batarya kapasitesi 4000 mAh büyüklüğünde olduğu için evet işlemci düşük nanometreli ama günün sonunda bir günü çıkarmayabiliyor. Bu tarafta bazı durumlarda telefonu şarj takmanız gerekebilir. Ancak genel açıdan bakıldığında bir günü çıkarmak istiyorsanız buradaki kullanımınıza göre telefonu biraz şekillendirmeniz lazım. Sıra geldi hoparlör hakkında konuşmaya. Telefonda DTS destekli stereo hoparlör detayı bulunuyor. DTS destekli olması sayesinde farklı özelleştirmeleri bizler ses modunda yapabiliyoruz. Ses yüksekliği bir katlanır bir telefona göre gayet başarılı. Netliğini beğendim. Bassları biraz daha tizlerin arka planında ama kendini hissettirebiliyor. Yani bence gayet yeterli, keyifli bir müzik dinleme deneyimini kullanıcılarla buluşturacağını düşünüyorum. Peki yazılım tarafında durum nasıl? Bu telefon Android 13 işletim sistemine sahip. iOS tarafına geldiğimizde iOS 13.5 ile karşılaşıyoruz.
Yani burada özelleşmeler yapılmak mümkün. Telefonla birlikte size farklı şeyleri kullanabiliyorsun. Mesela nedir? Cihazı bul. İzinsiz girişlerle telefondan fotoğraf çekimi yapılabilmesi. Uzaktan telefonun tüm verilerini silebilme ve şifre kapatmasını engelleme. Yani şu şekilde biri sizlerin telefonunuzu ele geçirdiğinde telefonu kapatmak ister sizler yapacağınız uzaktan kontrolü birlikte telefonu kapatmasını engelleyebiliyorsunuz ve cihazı bul özelliğinde burada devreye sokabiliyorsunuz. Bu bence oldukça kullanışlı bir detay, haberiniz olsun, ben böyle düşünüyorum. Bunun dışında farklı detaylarda mesela şu şekilde karşımıza çıkıyor. Sizler kapak ekranı üzerinden hızlı mesajlara yanıt verebiliyorsunuz. Emojiler olsun, kısa mesajları direkt olarak buradan seçerek gönderim sağlayabilirsiniz. Bunun dışında akıllı araç ve akıllı öneriler var. Yine bunları buradan kullanabiliyorsunuz diyorum. Ve telefonun genel olarak özellikleri işte bu şekildeydi. Sizler Tecno Phantom ve Philips 5G hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.